Kızılay'da acayip acayip işler oluyor. 155 yıllık kadim Kızılay depremden sonra ahbaba çadır ve gıda satıyor. Arada 46 milyon liralık çadır, 14 milyon liralık da gıdadan oluşan toplamda en az 60 milyonluk bir ticaret dönüyor. Tekrar ediyorum 60 milyon lira. O da şimdilik bildiğimiz kısmı. Ahbap Derneği'ni biliyorsunuz. Hani şu iktidar papağanlarının Deprem zamanında güvenilmez olduğunu söylediği dernek var ya, işte o. Parayı nereden topluyor bu arkadaşlar? Bağışlardan. Bağış ne demek? Adı üstünde. Karşılıksız yapılan iyilik demek. Millet bağış yapıyor, sen bizim tüccar kızlığa bak Ali. Bunlar işin ticaretine vurmuş. Milletin ihtiyacını, milletin parasıyla millete satıyor. E kardeşim, zaten o çadırları yemekleri, deprem bölgesine göndermeyecek miydiniz? Orada ücretsiz dağıtmayacak mıydınız? Allah aşkına deprem olmuş ya. Millet dışarıda soğuktan dondu dondu. Siz niye hala stokta çadır tutuyorsunuz? Siz kendiniz niye dağıtmıyorsunuz? Stoklarınızda yeteri kadar çadır neden bulundurmuyorsunuz? Niye felaketin ortasında fatura kesme derdine düştünüz? Bakıyoruz Kızılay Başkanı açıklama yapıyor. Yok Kızılay satmamışmış da iştiraki satmışmış da hem de maliyetine satmışmış da yasalmış damışmış ahlakiymiş demişmiş. Ya millet size onu mu soruyor? Felakette niye çadırları, yemekleri bölgeye götürmüyorsun da satıyorsun? Hadi iştiraki kurdun anladık. Satış yaptın onu da anladık. Geliriyle afete hazırlık yapıyorsun. Çok güzel burasını da anladık. Peki bunları zaten afada satacaksan. Ahbabı daha çok çadır için niye doğru yönlendirmiyorsun? Git kardeşim özel sektörden bul yurt dışından bul niye demiyorsun? Elimizde az çadır var ben bunları afada vereceğim. Senin ayrıca getireceğin her çadır vatandaşımıza daha çok fayda sağlar niye demiyorsun? İnanılmaz bir beceriksizlik, inanılmaz bir basatlık, inanılmaz bir başarısızlık ve inanılmaz bir kötü yönetim var arkadaşlar. Üstelik iddiaya göre, bakın bu da yetmiyor gibi, bir de 9 Şubat'ta yani depremin 3. gününde Kızılay portföy diye bir iştirak kurmuş Kızılay. Yani işi gücü depremi bırakmış, portföy şirketi kurmuş. Allah aşkına sizin derdiniz ne ya? Bu ne duygusuzluk ya? Aklınıza portföy işleri mi geliyor millet orada canıyla uğraşırken? Siz milletin ciğeri yanarken yatırım işleri yapmayı nasıl ahlaki görüyorsunuz? Kızılayı aile holdingine çevirmek ahlakilik mi? İnanılmaz arkadaşlar. Yani bu beceriksizliği kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Keşke Kızılayımız elinde yüz binlerce çadır olmuş olsaydı. Bir çadıra bile ulaşılamayan aile kalmasaydı. Keşke kadim kuruluşumuz, yılların Kızılayı, 155 yıllık kurum sahadan bu depremde silinmese ve bunlarla anılmasaydı. Kızılay denince artık keşke milletin aklına sadece soda markası gelmeseydi. Yazık. Gerçekten çok yazık, çok üzücü.